Facebook üzerinden yaptığı yazar söyleşilerinin bir yenisinde beraberiz. Bugün Elif Şafak'la birlikte olacağız. Türk Edebiyatı'nın en sevilen, en önemli yazarlarından birisi Elif Şafak. 9. romanı Ustam ve Beni geçtiğimiz günlerde yayınladı. Hayırlı olsun Elif. Teşekkür ederim. Yeni kitabın. Şimdi bizim bugünkü yayınımızın en büyük özelliği soruları benim değil aslında okuyucularının soracak olması. Bizi şu anda izleyenlere tekrar hatırlatayım. İzlemekte olduğunuz Facebook sayfası üzerinden ve Twitter'dan Ustam ve Ben hashtag'i aracılığıyla Elif Şafak'a sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ben de bu soruların burada okuyucusu olacağım. Rabia Demirkol'un bir sorusu var. Yeni kitabınız hayırlı olsun diyor. Ve Ustam ve Ben romanınızı yaşanmış bir hayattan mı esinlenerek yazdınız yoksa tamamen kurgu mu diyor. Bu soruyu şöyle zenginleştirerek iletmek isterim. Yani tarihsel bir roman yazdın ama son sözde bize anlatıyorsun. Bu birebir tarihi gerçeklere, olayların akışına sadık değildir ey okur tabii diye. Tabii. Hilary Mantel'in, İngiliz romancı Hilary Mantel'in çok sevdiğim bir sözü var. O diyor ki tarihsel romanlar yazdığımızda biz edebiyatçılar olarak paralel bir kainat veya evren inşa ederiz. Bunu yapabilmemiz için yani o öte diyarı kurabilmemiz için tarihsel gerçekliklerden beslenmemiz gerekiyor. O anlamda hakikatten beslenmesi gerekiyor. Ama sonuçta anlattığım ve sunduğum bir kurgudur, bir hayaldir. Benim o hayali kurabilmem için evvela epey bir okuma yapmam şart. O bilgilerle besleniyor roman. Ama ondan sonra süzgeçten geçiriyorum. Bende kalan tortuyla yazıyorum yani o duygusal tortuyla. O yüzden hakikatten beslenen bir hayal dünyası diye sunmak bana daha doğru geliyor. Bir tarih kitabı gibi okumamak lazım. Tabii, tabii. Tarihsel bir romanı. Tabii. Fatma S. soyadını vermemiş bize. Edebiyatta iyilik kötülük kavramları sıkça işleniyor diyor. İkisi arasında ayrımı nasıl yapıyorsunuz? Salt iyilik var mı diye sormuş. Ne kadar güzel bir soru. Çok yaratıcı bir soru. Salt iyilik yok. Bence mutlak iyilik, mutlak kötülük yok. Ben bunlara inanmıyorum. Kahramanlar yaratmaya da inanmıyorum. Hı hı. Ve Türk romancılığının bundan çok zarar gördüğünü düşünüyorum. Çünkü bizde roman bakarsak gelişimli aslında en genç edebi tür. Ve ilk başlardan itibaren özellikle Osmanlı son dönemde hani belli bir amaçla, misyonla yazmak, daha açık konuşmak gerekirse okura bir şey öğretmek niyetiyle yazmak söz konusu olduğunda karakterlerin fazla gelişmediğini, hep iyiler ve kötüler olduğunu, işte fazla batılılaşmış karakterlerin yanı sıra veya karşısında daha bir kendi değerlerine sadık öteki karakterler olduğunu, yani açıkçası karakterler üzerinden okura öğretme gayesi taşıdığını görüyoruz pek çok romancının. Bu aslında bir gelenek yarattı. Bu bitmedi Osmanlı ile beraber. Ben o yazın tarzına yakın hissetmiyorum kendimi. Birkaç sebepten ötürü. Kendimi öğretmen gibi görmüyorum. Bir, evet. Okurdan daha fazla şey bildiğime inanmıyorum. İki, aynı hikayeyi beraber inşa ettiğimiz, o hikayenin içinde kaybolduğumuza inanıyorum. Üç, şimdi böyle bakınca zaten karakterleri ben de bilmiyorum ki. Bir his var. Cihan kimdir bilmiyorum başlarken. Ama bende bir sezgi var. O sezgiyi takip ediyorum. Cihan 7 sayfa sonra ne yapacak bilmiyorum. Ve şuna da inanıyorum ki insanız. İnsan dediğin çelişkilerle dolu bir yaratık. Onun için mutlak iyiler ve mutlak kötüler yok. Benim romanlarımda kahramanlar da yok. Sevtap Cüntay şöyle bir soru sormuş. Tarih öğretmeni kendisi. Sizce Mihrimah Sultan da Mihrimah da Sinan'ı sevdi mi diye soruyor. Şimdi romanda Mihrimah'la Sinan arasında da bir şey yok ama Cihan Mihrimah Sultan'a bayağı aşık. Hatta aralarında belki onun da ona gönlünün yattığını diyelim anlıyoruz ilerleyen sayfalarda. Neden Mihrimah? Yani şimdi düşündüğüm zaman hani Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan'a aşık olduğu hep tarihi bir efsanedir. Tarihte söylenen Mimar Sinan'la ilgili. İşte Muhteşem Yüzyıl diye bir dizi var. Orada zavallı Mihrimah Sultan Malkoçoğlu'na deliler gibi aşık ama bir türlü varamıyor. Senin romanında Mihrimah Sultan'la Filbaz arasında bir aşk gibi durum var. Neden Mihrimah? Güzel soru. Dediğim gibi benim romanımda Mimar Sinan'la Mihrimah arasında bir aşk olduğu iddiası yok. Bu aslında çok daha modern bir söylenti. Hani baktığımız zaman çok da ötelere gitmiyor bu efsanenin çıkış noktası.
Ben sonradan yakıştırılan bir efsane olduğunu düşünüyorum. Böyle düşünenlere de saygım var ama bana öyle gelmiyor. Yani okuduklarımdan, sezgilerimden aralarında böyle bir aşk olduğunu ben pek inanmıyorum. Büyük de bir yaş farkı var aralarında. Çok büyük bir yaş farkı var. Toplumsal statü olarak, evet, gelişim doğru. olarak, Mimar Sinan o Doğru. dönemde evli, çocuk, yani pek çok açıdan bana çok olası bir hikaye gibi gelmiyor. Ali Galip Ayvat soruyor Twitter üstünden. Romanlarınızı nerede yazıyorsunuz? Nasıl bir süreçte ortaya çıkıyor? Bilgisayarla mı, kağıt kalemle mi yazıyorsunuz diye sormuş. Hep bilgisayarla yazıyorum. El yazımı hiç sevmiyorum. El yazımdan sıkılıyorum. 3 satır yazdıktan sonra kalemi bırakıyorum. Bu tamamen benim solak bir çocuk olduğum halde zorla okulda ve biraz da anneannemin yanında iyi niyetlerle ama yanlış bir şekilde sağ elle yazmaya mecbur tutulmamdan kaynaklanıyor. Peki Ömer Bozkurt'tan böyle güzel bir soru var. Bakalım sen de beğenecek misin? Elif Şafak yalnızlığını seven birisi diyor Ömer Bozkurt. Oğuz Atay'ın yalnızlığı çok seversek bir gün o da çekip gider mi? Sözüne inanıyor mu? Ne güzel soru. Çok güzel sormuş. Zor soru. Zor soru. Ya, yalnızlık benim için kıymetli. Ama ben yalnızlığı ıssızlık anlamında anlamıyorum. Kimsesizlik anlamında veya işte hiç kimseyi sevmemek anlamında falan anlamıyorum. Yalnızlık bence insanın kendi kendiyle bir baş başa kalabilmesi, bir içe dönüp bakması. Çünkü enerjimiz gerçekten sürekli dışarıya akıyor. Özellikle Türkiye'de hayatlarımız fazla sosyal. Devamlı işte arkadaş grupları, aile toplantıları veya iş hayatında devamlı bir koşturma, hayhuy içinde. Roman bu yüzden bu kadar kıymetli. Yalnız kalabildiğimiz ve kendi içimize çekilebildiğimiz bir başka evren sunuyor bize. Bir başka hayat olduğunu da hatırlatıyor. Bunun mümkün olduğunu. O yüzden yalnızlığı ben, hani yalnızlıktan korkan insanları anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Hiç yalnız kalamayan insanlar vardır, vardır ya, devamlı etraflarında birileri olsun. İşte kendisinden korkmayla ilgili ama bir şey o biraz aslında. İnsan işte. Kişi kendini bilmeli, kişi kendini merak etmeli. O içsel kainat çok önemli. Peki Ayşe Kara şöyle bir soru soruyor. Yazarın işi yaşayamadıklarını, hayal gücü demiş parantez içinde, yazmak mı yoksa yaşadıklarını yazmak mıdır? Bu bir itiraf mıdır diyor. Yani ne kadar öznel, ne kadar gözlem ve hayaldir yazma eylemi? Teşekkür ederim. Bence yazarın işi yaşadıklarını yazmak değildir. Evet. Tabii ki yaşadıklarımızı yazabiliriz. O da olabilir kitaplarımız, eserlerimiz, hikayelerimiz arasında. Ama çıkış noktamızın bu olması gerektiğine inanmıyorum ben. Ve bu dünyada aslında bizde de bir genel gidişat. Baktığımızda mesela editörlerle konuşun, ben soruyorum nasıl kitaplar geliyor, işte nasıl metinler yolluyorlar diye. Şöyle diyorlar, bizde de böyle dünyada da neredeyse %70'i hatta %80'i kendi başından geçenleri oturup anlatıyor. Tamam, bu kıymetli ama bence edebiyat insanın yaşadığını anlatma sanatı değildir. Edebiyat kendini bir başkasının yerine koyabilme sanatıdır, empati kurabilme sanatıdır. Aslında olduğun insandan çıkıp bir de şuradan bir de buradan farklı farklı öznelerden hayata bakabilmenin zanaatidir bence. Yine pek çok soru şöyle. Senin mütevazi halini, konuşma tarzını vesaire okuyucuların çok seviyor. Sevilen bir yazarsın. Ona dair pek çok iltifatlar var. Hatta saç modeline dair bile iltifatlar var ondan sonra. Ve şöyle diyorlar. Hem bu kadar popüler, tanınmış bir yazar olup hem de bu kadar mütevazi ve hoş kalmayı nasıl başarıyorsunuz diye soruyor okuyucuların. Son sorumuz bu olsun. Teşekkür ederim. Mutlu oldum böyle bir soruyu aldığım için. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Benim yaptığım işe büyük bir aşkım var. Bu zanaate saygım var. Ve emin değilim biz mi inşa ediyoruz? Ben bir romanı yazarken ben bunları yaratıyorum. Doğru, kendimizi bazen küçük tanrı gibi görüyoruz ama şunu çok farkındayım ki aslında katibiz biz. İlham geliyor bize bir yerlerden. Ben yazıyorum, kovalıyorum. Hikaye kendini yaratıyor. Karakterler kendini yaratıyor. Bunu zaman içinde daha iyi anladım. O yüzden bu biraz daha aslında belki ayaklarımızın yere basmasını sağlıyor. Bence romancıların şişkin egoları var. Bu benim için de muhakkak böyledir. Sadece bunun farkında olmak, hani kendine de bir dönüp bakmak. Eğer bir şey bir yerde farkındalık yaratabileceksek bence burada, yoksa ben de nefsten arınmış biri değilim, hiç değilim. Ama kendimi çok didikleyen bir insanım, onu söyleyebilirim. Peki Elif Şafak, çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim, çok keyif aldım.
benim için de güzel bir sohbet oldu. Umuyorum bizi izleyenler, okuyucuların da mutlu olmuştur. Çok soru geldi. Ben bir kısmını aktarmaya çalıştım. Hayırlı olsun kitap. Yolu açık olsun. Çok teşekkür ederim.